TRT24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın "Hepimiz aynı gemideyiz" dediyse bunlar olacak demektir. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkenin geldiği durumu özetlerken "Hepimiz aynı gemideyiz, batarsak aynı gemideyiz" diye konuştu. Bu sözler sıradan insanların üzerine daha çok yük bindirileceğinin ve para kontrolünde yeni bir aşamaya geçileceğinin habercisi. Erdoğan dün 2 saat 45 dakika süren kabine toplantısının ardından ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meraklıları öteki konulara ilişkin bütün ayrıntılara ulaşabilir. Ben sadece ekonomik konularda söylediklerine ilişkin birkaç noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, ekonomi teori ve uygulamalarının fizik ve matematik gibi her yerde geçerli kurallarının olmadığını söyledi. Öncelikle bu son derece yerinde bir tespit. İroni anlamında söylemiyorum. İktisat, Lionel Robbins'in yaptığı, ekonomi bilimi kıt kaynakların alternatif kullanım imkanlarını inceleyen bilimdir sözünden çok öte bir yerde artık. Üretim, dağıtım, ticaret, tüketim, değişim ve bölüşüm etkinliklerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanan ekonomi, konusu rakamlar olsa da esas itibarıyla bir sosyal bilimdir. Ancak ne var ki Erdoğan'ın yaptığı bu tespit dışında ekonomiyle ilgili söylediklerinin içinde doğru olan bir ifade yoktu dense yanlış olmaz. Bunların en yanlışıysa "hepimiz aynı gemideyiz" diye başlayan cümleydi. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyasından tek ricam kendi ülkelerine ve kendi paralarına güvenmeleri. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alırsak hepimiz boğuluruz. Bu sözleri şöyle yorumlamalı. Ülkeyi bir çıkmaza sürükledik, bir seçimlik manevra alanımız kaldı, yakında siz tayfaların sırtınıza daha çok yük bindireceğiz demektir. Dahası, fakirden zengine sermaye transferi devam edecek, para sahipleri daha çok kazanacak anlamına da geliyor. Ayrıca Erdoğan bu sözlerle ilk kez geminin su almakta olduğunu ve batma tehlikesi bulunduğunu itiraf etmiş oluyor. Daha önce ülkenin bölünme riskine ilişkin söylediği sözlere bir de batmayı ekledi. Sunduğu çözümse döviz ve altınını bozdur, TL'ye geç demekten ibaret. Hepimizin aynı gemide olduğu doğru ama bu gemi bir avuç varlıklı kesimi daha zengin ve mutlu etmek için yüzdürülüyor. Bu gemide bir kaptan köşkünde olup sefa sürenler yer alıyor, bir de geminin çarklarını çevirenler. Üst güvertedekiler ne zaman aynı gemideyiz diyorsa alt katlardaki insanlardan daha çok fedakarlık istiyorlar demektir. Sen feda tarafında olacaksın, ötekiler kâr eden tarafta. Hepimiz aynı gemideyiz ama biz 3 metre yukarıdaki tavana bakıyoruz, siz gökyüzüne. Biz bodrum katındayız, siz güvertede. Bize verilen yemeklerle size servis edilenler farklı. Gemi su alacak olsa sizi helikopter bekliyor, bizi can simidi. Bizim en çok fakirleştiğimiz dönemde üst katlardaki şirketler ve bankalar tarihi kârlar elde etti. Sarayda oturan şahsın sözlerinin muhatabı %400 kâr eden bankalar mı? Kamunun mallarını sömüren yandaşlar mı? Huzur hakkı adı altında 3-5 yerden maaş alanlar mı? Bunların hiçbiri olmadığına emin olun. Tek muhatabının akşam evine ekmek götürmekte zorlananlar olacağından emin olun. Erdoğan'ın sözlerine göre vatandaş sabır etmeye devam etmeli ve destek vermeyi sürdürmeli. Çünkü geminin batma ihtimali var. Erdoğan sabır ve destek istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz diyor. AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur'a bakarsanız ülkede kriz falan yok. Kriz dünyanın gelişmiş ülkelerinde var. İngiltere'de aynı üründen 2 adet alamıyorsunuz. ABD'de sabah 6.30'da akaryakıt kuyruğuna giriyor, saatlerce bekliyorsunuz. Gül Hanım'a göre Türkiye'de kriz falan yok. Markette sepetimizi istediğimiz kadar dolduruyoruz. Kadın Kolları Başkanı kriz yok diyor ama Erdoğan'a göre kriz var ve özveri zamanı. 2018'den itibaren yeni ekonomik programın hayata geçtiğini belirten Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayalı programın teorik arka planı ve uygulamanın anlaşılması biraz vakit aldı, dedi.
Bunları duyan da Türkiye'nin son yıllarda cari fazla verdiğini sanır. 2022 Ağustos ayında cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 milyar dolar arttı ve 3,5 milyar dolara ulaştı. Enflasyonla mücadeleyi bir tarafa bırakıp para politikasını kenara itenler, döviz değerlenirse cari fazla vereceğiz diyenlerin son 6 yıllık karneleri bundan daha kötü. 2022 yılının ilk 6 ayında 32,4 milyar dolar cari açık verildi. Tabloyu bu kadar bozan isim, gözümüzün içine baka baka cari fazla vermekten söz ediyor. Cümleyi duyan cari açıkta rekor kırıldığını değil, ülkenin cari fazlayı ne yapacağını şaşırdığını sanacak. Vatandaşlara ve iş dünyasına seslenen Erdoğan, vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve kendi paralarına güvenmeleri, diyor. Bu sözleri bütün ticari anlaşmalarına döviz cinsi gelir garantisi veren Erdoğan'ın kendisi değil, sanki Bay Kemal'di. Bu hukuksuz ve kötü niyetli anlaşmaları değiştireceğiz diyen muhalefete, bu paraları sizden uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar diyen başkasıydı. Bir takım iyi oynamıyorsa yapılması gereken ilk iş takımın teknik direktörünü değiştirmektir. Bu gemi kötü yönetilerek batma noktasına gelmişse yapılacak olan kaptana biraz daha zaman tanımak değil, tezelden o kaptanı değiştirmek olmalı. Sözün özü hepimiz Türkiye gemisindeyiz, doğru. Hepimiz boğuluruz, yanlış. Bazılarını batan gemiden kurtaracak helikopterler hazır bekliyor, diyor Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde.